Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En doğudan Akdeniz'e oluşturulmak istenen bir terör koridorunu biz bozmak mecburiyetindeyiz," dedi. İdlib, Hatay, bunlar bizimle artık iç içe olan yerler. Afrin, aynı şekilde iç içe olan yerler. Ve buralarda bir sıkıntı var. Öyleyse bunu gidermemiz gerekiyor. Bu PYD, YPG denilen terör örgütünü biz sıradan bir örgüt olarak değil, tam aksine en doğudan Akdeniz'e oluşturulmak istenen bir terör koridorunu biz bozmak mecburiyetindeyiz. Buna müsaade edemeyiz. Eğer biz buna müsaade edersek yeni bir Kobani yaşarız. Kusura bakmasınlar. Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız. Ve buralarda gerçek hak sahibi olanlar buralardan sürülmüştür. Ve o hak sahipleri de yerlerine gelecek. Bizim bu topraklarda gözümüz yok. Ama gerçek oraların sahipleri de yerlerine yerleşsin istiyoruz. Derdimiz bu. Erdoğan, bir gerçeği çok iyi yakalamamız lazım ve bilmemiz lazım. 911 kilometre bir Suriye sınırı ve burada çok ciddi bir devlet yapılanması için ön çalışmalar var, diye konuştu. Değerli kardeşlerim, kendimizi aldatmayalım. Bir gerçeği çok iyi yakalamamız lazım ve bilmemiz lazım. 911 kilometre bir Suriye sınırı ve burada çok ciddi bir devlet yapılanması ön çalışmaları var. En batısından en doğusuna. Bugün biz buna sessiz kalırsak, ki geciktik, o zaman bu yapılanma orada ne yapacaktır? Tahakkuk edecektir. İşte Cerablus'tan müdahaleyi yaptık ki Sayın Obama döneminde kendileriyle defaatle bunları konuştuk. Maalesef hep oyalama adım atılamadı. Ve artık bu dönemde daha bekleyemeyiz dedik. Ve Cerablus'a girdik. Hani hep söyledim ya, artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik. Ve Cerablus'a girme olayı işte bu adımın ta kendisidir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye'nin FETÖ ile ilgili girişimleri yavaş yavaş da olsa netice vermeye başlamıştır, dedi. Türkiye'nin FETÖ terör örgütüyle ilgili girişimleri yavaş yavaş da olsa netice vermeye başlamıştır. Şu anda mahkumiyet kararları da onlara ulaştırılıyor, ulaştırılacak. Ve yurt dışındakilerin de tavrını çok daha iyi göreceğiz. Biliyoruz da şimdi uluslararası hukuk açısından da göreceğiz. Ne doğuda ne batıda. Artık bu örgütün hiçbir mensubu eskisi kadar rahat değildir, olamayacaktır. Bugün olmazsa yarın, ama bir gün mutlaka FETÖ ihanet çetesi mensubu herkes ülkesine ve milletine yaptığı ihanetin hesabını verecek. Artık vatansız olduklarını bir marifet gibi anlatanların, gittikleri her yerde sığıntı gibi muamele gördüklerini fark ettiklerinde yaşayacakları pişmanlığın bir faydası olmayacak. Muteber alimlerimizin yaptıkları çalışmalar, ortaya koydukları görüşler, FETÖ örgütünün sadece devletimiz için değil, aynı zamanda dinimiz içinde de paralel yapı kurduğunu gösteriyor.